Arabayla mı gideceğiz bilmiyorum. Biraz öyle güzel bir hike yolu olması gerekiyor. Öyle okuduk. Buraya gitmeye çalışıyoruz. Ne kadar dik olduğunu şöyle göstereyim. Çok az kaldı. Neden uzak ve zor görünüyor ki? Günaydın. Günaydın. İkinci günümüzde feribotla Manerciyo'ya gidiyoruz. Orada birazcık yine hike yapıp tepelere tırmanacağız. Hem de gölü denizden geçmenin güzelliklerini deneyimlemeye çalışacağız. Evet. Feribot çok güzel oluyormuş. Geçen videoda bahsetmiştik. Normalde biz Perledo'da kalıyoruz. Varenna'nın üzerinde kalıyor yani. Dün Varenna'yı gezmiştik. Dönerken de bakalım işte hani yolları bulabilecek miyiz diye. Tabii ki bir iki kere kaybolduk da o yüzden eve dönmemiz bir yarım saati geçti. Hemen şuraya birkaç pin atayım da yani, şey gibi Hansel ve Gretel gibi ekmek atıyorum elektronik. Bak burayı hatırlıyorum böyle yani kötü haber dünkü o zorlu yoldan tekrardan inmemiz gerekecek. Olsun bak burayı göstermem lazım çok güzel. Como Gölü aslında işte şey iki tane ayak hani yürüyen böyle bir insan şeklinde. Gölün etrafında da inanılmaz böyle küçüklü büyüklü küçük küçük köyler, küçüklü büyüklü küçük küçük köyler, küçüklü büyüklü çok tatlı köyler var. Yarım saatte bir zaten Manerciyo'ya feribot varmış. Şimdi ona yetişeceğiz. Sonbahar renklerinin çok güzel olduğundan bahsetmiştik. İnanılmaz yollar. Manerciyo'ya geldik şimdi feribotla. Birazcık şaşırdık çünkü görevli Manerciyo diyordu ama Manerciyo'yu Bellagio gibi söylüyor. O da başka bir şehir. Yanına gittik. Manerciyo mu? M ile mi diye hani özellikle sorup anlamaya çalıştık. Manerciyo'ymuş feribotumuz. Ona bindik geldik. Neresiymiş? Manerciyo. Tam anlaşılmadı. Manerciyo. Manerciyo'ya geldik kısacası. Biraz senden uzun olayım ya. Yeter. İlk olarak tepede bir tane kilise vardı. Evet. Kafamıza koyduğumuz hani olay kiliseyi görmekten ziyade oraya böyle tırmanmak hani bir doğa yürüyüşü olsun istedik. O yüzden oraya gideceğiz. Orada da böyle güzel bir yeşillik alan vardı bildiğimiz kadarıyla böyle banklar falan. Orada bir piknik yapıp böyle evet. Öğlen atıştırması. Yanımıza sandviçler hazırladık. Evet. Berkay için peynirli reçelli, benim için etli. Salamur daha doğrusu. Evet. Şimdi onu yapalım yavaş hava yavaş. Hava inanılmaz güzel. Ya bugün bunu söyleyip duruyoruz ama çünkü yani şeyi izliyorduk mesela hani Ekim sonuna gelenlerin videolarını izliyorduk. Gayet hani insanlar hani şapkayla, atkıyla mesela hani yağmurlu havalarda falan ki onun da havası daha farklı olurdu böyle puslu falan bir sabah. Tabii, ne tabii. Güzel olurdu bence o. Ama ben bundan şikayetçi değilim çünkü ben Hollanda'da değilim, zaten her güzel. Gün puslu bir sabah aynen, uyanıyoruz. Zaten oluyor evet. Hani o yüzden. Ama dağlarda olması bak daha güzel onun. Bence. Ya tabii konumun değişiyor bir evet. Olay. Ama görürüz belki başka bir şey. Aslında birazcık şehirden uzaklaşıp, hani küçük köyden uzaklaşıp yukarı doğru çıkacağız. Manzara orada hike yaptıktan de. Sonra da aşağı inip köyü evet. Dolaşırız diye düşünüyoruz. O zaman hike'a başlayalım. Başta girdiğimiz yol yanlışmış. Ya ben baktığım için. Sonra geri de inmek zorunda kaldık ve araba yolunun yanından yürüdük yani çünkü başka yol göstermiyordu. Ara sıra en azından. Aynen çoğu ya yani ama çoğu zaman hep, yani. Pardon ya. Araba yani arkamız içinde. Hep böyle çok güzel hani manzara ama bir yandan da sürekli hani arabalar geçiyor ve bazen de yaya yolu yok mesela şu an olduğu gibi.
O yüzden aklınızda olsun, belki de hani arabayla gelip park gelip etmek park bir yere. Edip oradan çıkılabilir. Bu arada şimdi Menaggio'da değiliz tam olarak. Grianti'ye geldik. Griante. Şurada yazıyor. Şimdi ama şuradan şu kiliseye doğru artık yürüyeceğiz. Herhalde yine araba yolundan mı gideceğiz bilmiyorum. Biraz öyle güzel bir hike yolu olması gerekiyor. Öyle okuduk, bulmaya çalışacağız bakalım. Gitmeye çalışıyoruz. Bakalım. Irmak önderliğinde. Ben çok mutluyum. Yani yol çok güzeldi. Gerçekten. Özellikle eski şehrin içinden girdiğimiz kısım çok güzeldi. Çok sürpriz oldu. Kayanın adı San Martin'miş zaten. Ya da San Martino. Her yerden de kertenkele sesleri. Ne kadar dik olduğunu şöyle göstereyim. Ama arkası güzel, çok güzel. Harika, bazen de çok güzel. Çok az kaldı. Şimdi yol üzerinde bir tane daha şapel var. Onun orada bekliyoruz. Bekliyoruz, dinleniyoruz. Ama bir 15 dakika falan kaldı yani. Yalnız güneş bayağı ısıtmaya başladı, o yüzden zorluyor. Bence arabayla gelirseniz eğer, tam o eski şehri geçtiğimizde bir tane park yeri vardı. Oraya park edip oradan yürümeye başlarsanız çok rahat bir hike. Ya tabii diz probleminiz falan yoksa yani. Ama biz tabii feribottan buraya kadar yürüdüğümüz için zaten buraya gelene kadar bir saat, bir buçuk saat yürüdük. Şimdi işte yarım saattir yoldayız. Hatta 45 dakika mı oldu bilmiyorum. O yüzden biraz daha zorluyor ama gerçekten manzaralar inanılmaz. Uzun süren yürüyüşümüzün ardından kilisenin olduğu tepeye ulaştık. Biraz farklı bir yoldan dönüyoruz. Gelirken çünkü çok uzatmıştık yolu. Aslında hani dönüşte de yine görmediğimiz yerleri görmek güzel olacak. Yalnız birazcık otoyol kenarı olacak mı diye merak ediyorum bir yandan. Güneşin oraya vurması çok güzel bir detay bence. Şuraya çıktığımıza inanamıyorum ben aslında. Değil mi? Neden uzak ve zor görünüyor ki? Nasıl çıktık ben anlamadım. Şuraya çıktık ya. Yol çok güzel. Bunlar kavak mı, selvi mi acaba? Çok güzel. Toskana'ya gidemedik diye üzülüyorduk. Toskana bize geldi. Thank you.
Yeşil reklam değil yani. Kırmızı reklam.